Bugünkü konferansın moderatörlüğünü ben yapacağım. Adım Efecan Erişken, İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde nörokirurji bölümünde asistanım. Bu online eğitim platformu program yöneticimiz Profesör Doktor Hasan Kamil Sucu'nun inisiyatifiyle başlatılmış olup hem tüm asistanlarımız hem de kliniğimizden uzmanlığını almış uzmanların katkısıyla devam etmektedir. Başlamadan önce önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ses kirliliği olmaması için mikrofonlarımızı kapalı durumda olması, sorularımızın Zoom programının chat uygulamasına yazarak sormamız, toplantı sürecince tüm mikrofonların kapatılmasını rica ediyorum. Sorularınızın başına lütfen isim, çalıştığınız kurum ve şehir bilgilerini de ekleyiniz. Hocanın konuşmasının bitiminde sorularınızı ve görüşlerinizi tartışacağız. Bugünkü değerli konuğumuz Profesör Doktor Mustafa Belker hocamız. Kendisi 1961 yılında Çorum'da doğmuş. İlk öğrenimi Çorum'da, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. 1984 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'nde mezun olduktan sonra 2 yıl süreyle Erzurum Pasinler Büyükdere Köyü'nde ve Erzurum Merkezi'nde mecburi hizmetini yapmıştır. 1987-1994 yılları arasında Hacettepe Tıp Fakültesi Nörolojik Bölümünde uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Ardından 2 yıl özel bir hastanede çalıştıktan sonra mikronörolojik doktora programı için 1997'de Hacettepe'ye dönerek 2001 yılında doktora programını bitirmiştir. 2000 yılında 2 ay süreyle Gutenberg Üniversitesi Nörolojik Bölümünde 2003 yılında 6 ay süreyle Cleveland Klinik'te gözlemci olarak çalışmıştır. Hacettepe Tıp Fakültesi Nörolojik Anabilim Dalı'nda 1999 yılında yardımcı doçent, 2005 yılında doçent, 2011 yılında profesör olmuştur. Endonörolojik, kafa tabanı ve hipofiz tümörleriyle ilgilenen Mustafa Belker'in 38 adet yurt dışı yayını bulunmaktadır. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır. Bugün değerli hocamız bizlere endoskopik kafa tabanı cerrahisi, komplikasyonlar ve yönetimi hakkında tecrübelerini paylaşacağı bir konferans verecektir. Hocam hoş geldiniz. Buyurun söz sizde. Hoş bulduk. Teşekkür ederim güzel sunum için. Ekran paylaşımını açayım. Evet. Konuşmama geçmeden önce Profesör Doktor Hasan Kamil Sucu başta olmak üzere onun ekibine pandemi süresindeki akademik içe kapanıklığı, çevrimiçi toplantılarla açarak eğitime sundukları bu karşılıksız destekten ötürü çok teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten asistanlar için, araştırma görevlileri için, uzmanlar için, hepimiz için bu bulunmadık bir nimet. Bunun kıymetini bilmek lazım. Her fırsatta da bu toplantılara katılmak lazım. Böyle 40-50'lerle değil de gönül ister ki 1300 kişilik bir camianın, 1500 kişilik bir camianın en az yarısı buna katılsın. Evet, bugün sizlerle endoskopik kafa tabanı cerrahisindeki deneyimlerimizle oluşan komplikasyonları gözden geçireceğiz. Aslında bu konuşma endoskopik başlıklı ama baktığınız zaman mikroskobik cerrahideki komplikasyonların yönetimini de içeriyor. O nedenle hani tek endoskopik olarak bakmamak lazım. Sunum planımızda önce rinolojik komplikasyonları, ardından endokrinolojik, vasküler ve nöral komplikasyonları, boz dolanımı ile ilgili yaşadığımız sorunları, rekonstrüksiyonu, bunun kapatılmasını, enfeksiyonları ve her gruptaki önlemleri ve tedavileri tek tek gözden geçireceğiz. Şimdi kimlerin komplikasyonu yoktur? Bektaş abi iyi hatırlar. Kemal abi derdi ki, kasapların, manavların komplikasyonu yoktur. Vaka yapmayan insanın komplikasyonu olmaz. Vaka yapanın komplikasyonu olur. Önemli olan bu komplikasyonlardan ders çıkartmaktır. Peki kimler komplikasyondan bahseder? Komplikasyondan bahsetmek için bir kere etik, dürüst olmak lazım. Bu konuda eğitimli olmak lazım.
deneyimli olmak lazım, ders çıkarabilmek lazım. Bunlardan da korkmamak lazım, bunları sunmaktan. Ve yine hastalığın doğal seyriyle, daha doğrusu cerrahinin doğal seyrinde olabilecek olanlarla istemeden karşılaştığımız sıkıntılardan kaynaklanan sonuçları birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bunları da konuşacağız. Ve yine burada öğreneceklerimiz veya üzerinde duracağımız şeylerin büyük kısmı, biz bu komplikasyonlardan nasıl kaçınabiliriz, nasıl öngörebiliriz bu komplikasyonların gelişeceğini ve bunu önlemek için neler yapabiliriz? İşte burada hele endoskopik cerrahide ciddi bir öğrenim eğrisi var. Bunların ciddiye alınması var. Bir şey olmaz dememek lazım hiçbir zaman. Ve bu konuda deneyimi olan insanların görüşlerine her zaman başvurmaktan kaçınmamak gerekir. Neden olur? Fizyopatoloji nedir? Bu 4M kuralı önemli bir şey. Ben bunu nasıl fark ederim? Ne yapmam lazım böyle bir şeyi öngörebilmek için? Nasıl tedavi etmeliyim ve ne zaman tedavi etmeliyim? Mesela bir bozka çağı var, hemen mi tedavi etmeliyim? Beklemeli miyim? Bunların hepsinden önemlisi, bunların olmaması için neler yaparım, nasıl korunurum? Bunların üzerine duracağız. Biz endoskopik kafa tabanı cerrahisine aslında Pittsburgh ekibiyle hemen hemen aynı tarihlerde, Eylül 1997'de başladık. Ama akademik nedenlerle bizim pür ve ağırlıklı endoskopik kafa tabanı cerrahisine başlamamız Ocak 2006'yı buldu Hacettepe'de. O günden bugüne kadar 1370 olguda 1527 endoskopik transfüneral cerrahi girişimi gerçekleştirdik. Tahmin edileceği gibi bunların pek çoğu hipofiz adenomu, 1220'si. Literatürle 100 vakayken de bu uyum içerisindeydi. Şu anda da böyle. %30'u inaktif, %70'i hormon aktif tümörler. Growth hormonu daha fazla. Belki de hani biraz daha referans merkezi olarak çalıştığımız için ağırlık growth hormonunda. Ardından yine literatürle paralel proyaknoma geliyor. Yine ASTA yüklü sayıda görünüyor. Hipofiz adenomunun yanı sıra bu grupta, serimizde Röntgen cleft cyst'i, ki bunlardan 9 tanesi toplam 55, 9 tanesi hipofiz adenomu ile birlikte, bunların bir kısmını yine yazdık. 40 kraniofaranjiyom, yine 33 kordoma, menenjiyoma ve metastaz olmak üzere pek çok patolojiye yönelik girişimimiz oldu. Şimdi cerrahi komplikasyonların ana başlıkları ve bizim serimizdeki yüzdeleri konuşacağız, gözden geçeceğiz. Bunları tek tek göreceğiz. Böyle baktığımızda hipozmi ve yani koku azlığı ve postop bozkaça ilk iki sırayı tutuyor ve epistaksis. Hepsinin üzerinde ağırlıklı olarak duracağız. Niye oluyor? Nasıl önleyebiliriz? Nasıl tedavi ederiz? Ne yapmalıyız? Tek tek konuşacağız. 2012 yılında daha 570 vakamız varken ben bunları yazdım. Herkes dedi ki ya ilk komplikasyonlarını yazıyorsun. Ama çok da iyi oldu. O sayede hep bir şeyler öğrendik. Hep bir şeyler kattık buna. Ve inanın bugüne kadar en çok cite edilen benim 60 yurt dışı yayın var. 38 değil, onu düzeltelim. En çok cite edilen yazım bu yazıdır. Pitüder'de çıkan yazıdır. Şimdi koku. Hep hastalar şöyle söyler. Koku alamıyorum, tat da gitti. Lezzet algısı hakikaten karmaşık, çok duyulu bir modalite. Yiyeceklerin tadının %80-90'ı burundan geliyor. Hani bu böyle. Nasıl çok duyulu bir şey? Bir kere tat var, koku var, yapısı var aldığımız yiyeceğin. Isısını tutun, başka faktörler var. Bunlarla çok duyulu bir modalite. Peki nasıl işliyor bu yol? Dildeki tat reseptör bilgileri hepimizin bildiği gibi
Korda timpani, glosofaringiyel sinir 9 ve 10. sinir vagusla soliter yoldan talamus'a iletiliyor. Talamus'tan insula, medial ve lateral orbitofrontal kortekse geliyor. Buradan da nereye? Postcentral gyrus'ta, operkülere, postcentral gyrus'un operkülosuna, duyu korteksine kadar geliyor. Peki koku bilgisi nasıl işleniyor? Koku bilgisi de olfaktör sinir, olfaktör sinir lifleri ile olfaktör balba. Oradan piriform ve periamigdaloid kortekse, yani burası olfaktör korteks olarak da biliniyor, buraya geliyor. Buradan da orbitofrontal kortekse geliyor. İşte anterior cingula, amigdala ve oral tat duyusunu temsil eden orbitofrontal bölgeler insula ile birlikte güçlü bağlantılar içerisindeler. Sonuç olarak koku, tat birbiriyle iç içe geçiyor. Özellikle koku algısı bozulduğunda, ki tadın %80'i, lezzet algısının %80-90'ını oluşturan koku, tat da kayboluyor. Ne zaman dönüyor? Onlar hep konuşacağız. Peki fMRI'ye baktığımızda gerçekten kokuyla tadın simülasyon sonunda oluşan odaklar hep aynı yerlerde. Mesial singular gyrus'ta, orbitofrontal kortekste, yine insula'da hep bir aradalar bunlar. Yani uyarı verildiğinde, hem koku hem de tat uyarıları verildiğinde hep fMRI'da aynı yerlerde stimulus elde ediliyor. Peki bizi ilgilendiren yönü, biz ne yapmalıyız da kokuyu korumalıyız veya nelere dikkat etmeliyiz? Öyle baktığımız zaman koku liflerinin dağılımını hatırlamalıyız. Koku lifleri hepimizin bildiği gibi veya sonradan öğrendiğimiz gibi, ben de sonradan öğrendim bu işleri, daha çok üst konka üzerinde yerleşiyor. Septumun tümünde, üst konkada. Orta konkanın da 1/2 üst yarısına yerleşiyor. Dolayısıyla biz buralara biraz daha dikkatli davranmalıyız. Sonra bu lifler olfaktör balba geçiyor. Nereden? Kribriform plate'den, o küçücük deliklerden. Dolayısıyla biz olabildiğince, hatta hiç üst konkaya dokunmamalıyız. Burayı korumalıyız. Ha, sfenoid ostiumu bulurken üst konkayı hafif yaslayabiliyor muyuz? Evet, yaslamak gerekiyor. Özellikle orta konkanın üst yarısını da korumaya özen göstermeliyiz. Ama büyük tümörlerde, kraniofaringiyomada, tüberkülüm sellemenejiyomunda, paninvaziv tümörlerde genişletilmiş yaklaşım gerektiğinde ne yapıyoruz? O zaman ya bilateral orta konkanın alt yarısını alıyoruz ya da tek tarafı biraz daha genç tutacaksak unilateral, tek yanlı orta konkanın tümünü veya yine orta konkanın 1/2 alt yarısını alıyoruz. Bunlar kokunun düzelmesinde veya sağlıklı kalmasında çok önemli şeyler değil. Önemli olan bizim burada tümörü tam çıkartmamız. Ne zaman düzeliyor? Hipozmi ile ilgili progresi göreceğiz biraz sonra. Şimdi koku kaybı. Koku kaybı bizim 138 hastamızda koku azalması şeklinde meydana geldi. %10, bu literatürde genellikle bu civarda. Koku kayıpları söylediğimiz nedenlerle meydana gelebiliyor ve 1-6 ay içerisinde, çoğu 3 ay içerisinde düzeliyor. Bozma olacaktı burası. Tam kayıp olan oldu mu? Evet oldu. 12 hastada da tam kayıp oldu, anozmi. Bunların bir kısmına koku egzersizleri de verdik ama ona rağmen toparlanma olmadı. Bunların hepsi de genişletilmiş yaklaşım yaptığımız hastalardı. İkinci üzerinde duracağımız konu komplikasyon, epistaksis. Epistaksis nereden ve niye oluyor? Epistaksis daha çok sfenopalatin arterin posterior septal dalından oluyor. Şimdi önce şu anatomik çizimi bir algılayalım.
alt konka, orta konka, orta konkanın dibinde, üst konkanın dibinde sfenoid osseum. Burası, bu bizim ameliyatlarımızda elde ettiğimiz bir resim ve üzerindeki bilgisayarla oluşturulmuş arteriyel çizim. Şu taraf septum. Septumu kapak gibi kaldırıldığını düşünelim. Sfenopalatin arterin posterior septal dalı buradan sfenoid osteumun dibinden dağılıyor. Buradan dağılıyor. Dolayısıyla biz anterior sfenoidotomi, yani sfenoid osteum bizim cerrahideki ilk hedefimiz. Burayı genişletirken buradaki hem sfenoid osteumun etrafını hem de sfenoetmoidal reses bölgesini ya bipolarla ya da suction koagülatörlerle koagüle etmeliyiz ki ben bipolarla koagüle etmeliyiz ki buradan kanama olmasın. Şimdi biz 21 olguda girişim gerektiren epistaksisle karşılaştık. Bunlardan 7 tanesi ilk 30 günde bipolarla koagülasyon gerektiren olgulardı. Bir kısmı poliklinikte, bir kısmı cerrahide koagüle edilmesi gerekti. 8 olgu ilk 10 gün içerisinde nazal tampon konularak kontrol altına alındı. 6 olgu ilk 1 ay içerisinde nazal tampon. Peki bunlar ne zaman? Bunlar çoğunlukla ilk 5-6 yıl içerisinde oldu. Giderek bu tip komplikasyonlarımız azalıyor. Bu da doğal seyri. Hem problemi daha iyi algılamaya başladık, hem farkındalığımız arttı, hem de elimizdeki donanımımız daha iyi. Elimizdeki donanım derken bunun oradaki kanamanın kontrol edilmesinde bile biraz daha özel bipolarlar veya suction bipolarlar kullanılması daha önemli. Şimdi epistaksisten korunmak için ne yapmalıyız? Bir kere biz bunun kanama olması nedeniyle ne yapıyoruz? Hep hipotansif anestezide çalışıyoruz. Ki böyle olması gerekiyor gerçekten. Ama mukozal yüzeylerdeki ufak kanamalar hipotansif anesteziyle kendini saklıyorlar. Dolayısıyla biz her gördüğümüz kanamayı kendi kendine duracak olsa da koagüle etmeliyiz. Bunu koagüle ederken de etrafı kömür gibi yakmamalıyız tabii. Şimdi nereleri koagüle edeceğiz? Sfenoid ostiumun etrafını, sfenoetmoidal resesi, sfenopalatin arterin çıkışını, ki bu üst konkanın tam dibine kadar gelir. Buraları mutlaka koagüle etmeliyiz. Birazdan birkaç örnek göreceğiz zaten. İşlemlerimiz bitti. Kapatırken de mutlaka mukozal kanamaları, hastayı normotansif hale gelmesini istedikten sonra anesteziden kontrol etmeliyiz. Gördüğümüz mukozal yüzeyleri, açık gördüğümüz mukozal yüzeyleri bir vasküler kanaması olmasa bile koagüle etmeliyiz. Şimdi bir başka komplikasyonumuz, rinolojik komplikasyondan sinonazal komplikasyonlar, septal perforasyon. Şimdi septal perforasyon gerçekten biz septumla çok uğraşmadığımız için septumun arka kısmını alıyoruz, posterior septektomi yapıyoruz ama ön kısmıyla hiç bir ilişkimiz olmuyor. Mikroskopik transfenoidal cerrahide gördüğümüz septal perforasyonu biz burada görmüyoruz. Literatürde bu çok farklı oranlarda veriyor. %10 civarında ortalaması, işte %2-83'e kadar giden var. Endoskopik transfenoidal cerrahide biz bunu görmüyoruz. Sfenoid sinüzit, evet görülebiliyor ama burada biraz daha az. Yani endoskopik transfenoidal cerrahide. John Jane, ki yani içimizde en fazla bu işi yapan kişidir mikroskopik olarak, onun belirttiği sfenoid sinüzit oranı %60'larda. Ondan sonra işte Hofstetten oranı %8 civarında. Endoskopik cerrahinin oranları da bu şekilde. Bizdeki oran biraz daha düşük. Biz nasıl görüyoruz septal perforasyonu? Paranazal sinüs BT'de septal perforasyonu bu şekilde görmek mümkün. Bakın bu daha önce ameliyat olmuş bir hasta. Bir daha geriye alalım, şuradan göstereyim. Hemen ilk girişte, şimdi sol sfenoid, sol nostrildeyiz. Biraz daha geriye geldiğimizde soldan sağ nostrili tümüyle görebiliyoruz. Bu septal perforasyon. Sinüzit yine ihmal edilen, gözden kaçan komplikasyonlardan bir tanesi. Geç dönem, 2-3. ayda çektiğimiz opaklı MR'larda
mukozal yüzeylerin opak tutması sinüzitin en önemli bulgusu ve tabii hastanın kliniğinin olması. Yapılması gereken şey bu görüldüğünde hasta semptomatikse diyorum bazen buradaki sfenöz septumları nedeniyle de bu tip görüntüler olabiliyor. Hastanın baş ağrısı kliniği varsa, akıntısı varsa sörpürülen o zaman en az 10 gün süreyle etkin, kemiğe iyi geçen bir antibiyotiğin verilmesi önerilir. Kulak burun boğazın yaklaşımı da bu şekildedir. Peki zaman içerisinde biz neleri değiştirdik, ne yapıyoruz veya neye dikkat etmek lazım ki sinüzit olmasın hastalarımız? Bir kere hastaların pirop, rinolojik muayenesi çok önemli. Yani bizim polikliniğimizde, bizim temel eğitimimizde biliyorsunuz ki şey yok. Yani endoskopik poliklinik muayenesi yok, öyle bir şey yok. Hiçbirimizin polikliniğinde duvarda asal endoskop yok. Dürüst konuşalım, Bektaş abi de hatırlar. Bizim polikliniğimizde, Hacettepe Nörüşücü Polikliniğinde bile son 2 seneye kadar oftalmoskop yoktu. Yani kendi taşıdığımız oftalmoskoplarla biz hastaların gözlüğüne bakardık. Ama kulak burun boğazcılara bu hastalar yönlendirildiğinde pirop muayene açısından biz bu hastaların mukozalarında bir enfeksiyon var mı yok mu onu öğrenebiliriz. Enfeksiyon varsa bu ameliyatlar acil ameliyatlar değil, ertelenmelidir. Mutlaka antibiyotik tedavisi aldıktan sonra ve kontrol muayenesinde de enfeksiyon görülmedikten sonra hastalar endoskopik transfüjinal girişime hazırdır. O zaman alınmalıdır. Pirop bu hazırlıktan sonra pirop temizlik. Ne yapıyoruz biz? Ameliyat başladığında indüksiyondan sonra örttükten sonra batikonla sahibi yıkıyoruz. Ondan sonra sürekli irige ediyoruz. Sürekli irige ediyoruz. Sfenoid sinüse gelene kadar oluşan kemik parçaların hepsini üşenmeyip tek tek çıkartmak gerekir. Çünkü orada kalan serbest ve avasküler kemiklerin yaratacağı en büyük sorun sinüzit. Onun için her gördüğümüz kemiği baştan almak lazım. Başka ne yapıyoruz? Bir de tabana taban pedisi, koanayı tıkayacak şekilde bir taban pedisi koyuyoruz. Bu hem aşağıya kanın gidişini hem de ufak kemik spekülerinin gidişini engelliyor. Onun dışında selle tabanını kapatırken ileride onu daha detaylı olarak konuşacağız. Yabancı sim yapıştırıcı kesinlikle kullanmıyoruz. Kemik parça sıkıntısı dediğim gibi bırakmıyoruz. Ve sfenoid sinüsün tabanını buradan daha rahat direne olsun diye açık bırakıyoruz. Bu yağ konulmuş üstüne spongostan örgü sözü sarı spongostan da kapak yapılmış. Ondan sonra taban açık bırakılmış bir hastanın görüntüsü. Kapamamız böyle. Şimdi bir başka sorun karotit değilseniz. Bu farkına varırsanız bir sorun. Ama farkına vardığınızda sizi en önemli komplikasyonlardan koruyacak bir sorun. Karotit değilseniz karotit kabarıklıkların gerek paraseller gerek paraklival bölgede üzerinde yapısal konjenital kemik örtünün olmaması demek. Olabiliyor mu? Evet. Bazı kadavra serilerinde bu %2'ye %4'e kadar çıkıyor. Biz de 12 hastada bunları gördük. Birkaç örneğini şimdi sunacağım. Videoda da göstereceğim. Bakın daha sfenoid ostiumu genişletmemişiz. Buradan baktığımızda hemen içeriği görmek mümkün. Hemen şu köşede optikokartrizel sesi bile görüyoruz. Şimdi bakın bu işte sfenopalatin arterin dallarından bir tanesi posterior septal dalı kanıyor. O koagüle ediliyor. Bakın şurada böyle baktığınızda mikroskopla burada tek hücreye düşseniz diyeceksiniz ki tümör tabanı erode etmiş. Hayır burası karotit değilseniz. Bizim açacağımız yer burası. İşte endoskop panoramik bakışla sfenoid sinüsün tabanı da bize gösterdiği için bizi bu tip sorunlardan koruyor. Burayı deseniz ki tümör erode etmiş, bistürü vursanız geri dönüşü yok. Taban burası. Açacağımız yer de burası. Burası değil. Bu denli açıklık olabiliyor. Ona dikkat etmek gerekir. Birkaç örnek. Bakın bir başka hasta. Yine burada karotit değilseniz.
Bir başka hasta, bunların paranazal BT'de iz düşümleri, görüntüleri de var. Yine burada karotid dehiskans. Sadece karotidde değil, klivusta da dehiskans oluyor. Bakın, yine bir hipofiz adenomda klivusta. Sellanın ne kadar genişlediğini, tabanın erode olduğunu görüyorsunuz. Ama klivusta da dehiskans var. Burayı da işlem, adenom eksizyonu bittikten sonra burayı da kapattık. Yine bir başka hastanın hem çok belirgin paranazal aksiyel kesiti, koronal tümör burada. Burada karotisin çıkıntısı ne kadar yakın, yani 3 milimetrelik pay var. Burada sagittal MR'da karotisin üzerinde hiçbir yapının kalmadığını görüyoruz. Yine koronal MR'da da bu hipointens alanın, siyahlığın tamamen üzerinin çıplak olduğunu görüyoruz. Evet, şimdi sırada endokrinolojik komplikasyonlar var. Aslında bu işte uğraşırken yanı başınızda güçlü endokrinologların da olması gerekir. Ama çoğu zaman yalnız kalıyorsunuz. Daha hızlı karar vermeniz gerekiyor. Onun için hepimiz, bizim asistanlarımız dahiliye asistanlarından çok daha hızlı uygunsuz ADN sendromunu tedavi ediyorlar. Bunda gurur duyuyoruz. Diyabet insipidde veya serebral tuz kaybına ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Diyabet insipid çoğunlukla geçici olarak karşımıza çıkıyor. Birazdan nedenlerini konuşacağız. Bizde 84 olguda göre diyabet insipidi. Bunlardan %5'i 48 saatte spontan düzeldi. %1'i kalıcı oldu. Minerin tedavisi gerektirdi. Yine göz ardı edilmemesi gereken seller, paraseller bölge cerrahisi, ister genişletilmiş endoskopik transplanal, transtüberküler cerrahi yapın. Orada da karşınıza çıkar. İsterseniz stalkı invaze etmiş bir hipofizotomiyle uğraşın. Uygunsuz ADN sendromuyla da karşılaşabilirsiniz. Bu da biraz daha düşük oranda görüyoruz. Bir başka önemli konu hipopitüitarizm. Bunların hepsini konuşacağız. Bu da %2-5 oranında görülüyor. Bizde de %2 civarında. İlk 7-30 gün içerisinde hipopitüitarizm gelişiyor. Nereye, ne zaman bakmamız gerektiğini de konuşacağız. Kortizol eksikliği T4 eksikliğinden, tiroid fonksiyon bozukluklarından biraz daha ön planda. Şimdi bizim ilk 570 hastayı yayınladığımız serideki komplikasyon oranlarımızla böyle bakarsanız güncel serideki komplikasyon oranlarımız biraz daha fazla. Ne oldu, siz hani diyorsunuz ki öğrenme eğrinizde bu komplikasyonların düşmesi, cerrahi komplikasyonlarımızda düşme var ama endokrinolojik komplikasyonlarımızda bir miktar artış var. Niye? Çünkü biraz daha agresif tümörlerle uğraşıyoruz. Biraz daha küratif cerrahi yapmaya çalışıyoruz. O nedenle bu komplikasyonlarda da biraz açıklık var. Evet, her anlamda, her söylediğimizde dürüst olmaya çalışıyoruz. Hiponatremi iki şekilde karşımıza çıkıyor. Uygunsuz ADA salınımı, serebral tuz kaybı. İkisinin de tedavisi farklı, bildiğiniz gibi. Tanısı da farklı. Birinde sıvı kısıtlamasını, uygunsuz ADA sendromda ön planda. Diğerinde hipovolemik hiponatremi, serebral tuz kaybı. Uygunsuz ADA sendromu çoğunlukla hipervolemik veya övolemik bir tuz kaybı. O nedenle bunda yapılması, hiponatremi, bunda yapılması gereken, yani uygunsuz ADA sendromunda yapılması gereken başlangıçta sıvı kısıtlaması. 600-1250 mililitre bölü günle kısıtlamak. Çok gerekiyorsa 24-48 saatlik kısıtlama sonrasında diüretik vermek, steroidi eklemek. Kısıtlamayla düzelmiyorsa o zaman tuz replasmanı yapmak. Onların sonucunda da olmuyorsa yeni çıkan ADA reseptör antagonistleri, toloptanı bir doz vermek bazen yeterli olabiliyor. Hem uygunsuz ADA sendromunda hem serebral tuz kaybında tuz replasmanı yaparken dikkat edeceğimiz şey, günde 8-10 milliekivalandan daha fazla sodyum vermemek. Niye? Bunları hızlı verirsek ne meydana geliyor? Santral pontin demyelinolisis dediğimiz irreversible sonuçlarla karşılaşabileceğimiz bir tablo
karşımıza çıkabiliyor. O nedenle yüzdüçlük sodyum klor solüsyonunu elimizde saatten verip her 6 saatte bir sodyum bakarak ilerlemek doğru bir yaklaşım. Diyabet insipid niye oluyor? Hipotalamus, hipofizapi ve posterior lobun hasarında meydana gelebiliyor. Korunma için neler yapacağız? Biraz sonra konuşacağız. Akut dönemde poliüri, özellikle gece olan susuzluk hissi, noktürüsü, idrar densitesinin 1005'in altına düşmesi, idrar çıkarımının 5 litrenin üzerinde olması ve serum sodyumunun da 145'in üzerinde olması diyabet insipidin tanısında en önemli faktörler. Peki tedavisi? Geçici diyabet insipidinde tek doz desmopressin genellikle yeterli. Hasta konforu açısından da buna dikkat etmek gerekir. Hem diyorsunuz ki yağ grepti koymuşsunuz, hasta mobilize olmasın, hem de hasta diyor ki sürekli idrarım geliyor. O zaman desmopressini yapın, yarım ampul sorun kalmıyor. Peki bunu yaptıktan sonra diyabet insipidi hiponatremi gelişebilir. Buna dikkat etmek gerekir. Kalıcı diyabet insipidinde çoğu 3-6 ay içerisinde spontan düzeliyor. Bunların da yakın izlenmesi gerekiyor. Öyle ki hastaların çoğu kendiliğinden minirin tedavisini bırakıyorlar. Peki biz bu endokrinolojik komplikasyonların gelişmemesi için ne yapmalıyız? Neye dikkat etmeliyiz? Ta başa gidelim şimdi. O zaman stalkın yeri nerede? Normal hipofizin yeri nerede? Orayı görelim ki biz oraya yönelik agresif cerrahi yapmayalım. Burada termokoagülasyon yapmayalım. Burada sharp diseksiyon dışında itme çekme yapmayalım. Onun için normal hipofiz nerede? Stalk'ı takip edelim. Stalk'ı takip ettiğimizde bizi götüreceği yer normal hipofizin olduğu yer. Ve stalk'ın büküldüğü kısım veya tümörün stalk'ı ittiği kısım normal hipofizin ezildiği kısım. Özellikle bu vakada olduğu gibi Cushing'lerde normal hipofiz apex'te ezilmiş bir köşede sığınmış kalıyor. Bazen hiç göremediğimiz de oluyor. Onun örneklerini de göstereceğim. Keza burada stalk'ı takip edin. Bunun dibinde normal hipofizi görebilirsiniz. Sonuç ne yapalım? Normal hipofiz tümör sınırında keskin diseksiyon ve eksizyonla tümörü ayıralım. Stalk etrafında oldukça gentle, nazik çalışalım. Aspiratörle stalk'ı çekiştirmeyelim. Ve burada stalk'ın dibinde termokoagülasyondan yapmayalım. Bazen endokrin aktif tümörlerde tümör o bölgede olduğunda yanaşıyoruz oraya ama endoskopin ışığının bile uzun süre orada tutulmasının yaratacağı etkileri hesap etmek gerekir. Peki nasıl tespit edelim? Ameliyattan sonra birinci günde mutlaka. Neye bakalım? Kortizole hangi hasta olursa olsun bakalım. Prolaktine hangi hasta olursa olsun bakalım. Sodyumuna zaten çıktı ameliyattan. İkinci saatte, altıncı saatte, ertesi sabah bakıyoruz. Birinci gün bunlara baktığımızda ayrıca endokrin aktif bir tümör varsa, prolaktin olmaysa zaten olsa da olmasa da prolaktine baktık. Growth hormonuna baktık. Bir de TSH'sına baktık. Yani çok zor bir iş değil. Ameliyat sonrası birinci gün hastaların mutlak kortizoline, mutlak prolaktinine, mutlak sodyumuna, akşam da sodyumuna bakıyoruz. Aynı şeyleri üçüncü gün ve yedinci günde bakıyoruz. Niye yedinci gün T4 düşmeye başlıyor? O nedenle. Gonadotroplara bir ay sonra baksanız yeterli. Bakın burada nöroradyologlar bile bize normal hipofizin yerini gösteremediler. Bir tek ipucu var böyle hastalarda. Dönüp opaksız seriye bakın. Opaksız seride parlayan yer nörohipofizin olduğu yer. Evet, burada bu köşede. Zaten paniposu olan bir hastaydı. Ama yine de normal hipofizin nerede olduğunu her vakada aramak lazım. Keza burada bu dev tümörde bakın ta apex'te yukarıda intrasisternal kısmında normal hipofizi görebilmek mümkün. Burada nerede? Burada mı? Yoksa şurada mı? Evet, burada. Bakın normal hipofizin stalk'ın yağ dokusunun opaksız kesitlerde parladığı yere biraz daha dönüp bakmam. Bu da intrasisternal parçası. Gelelim en önemli komplikasyona, vasküler yaralanmaya ve buradaki risklere. Hangi vakalarda vasküler yaralanma riskleri var? Birazdan göreceğiz. Bütün gerçekliğiyle komplikasyonlarımızı ortaya koyuyoruz. Hangi vakalarda yaralanma riski var? Büyük invaziv adenomlar. Bir. Geçirilmiş, daha önce geçirilmiş transpiramidal cerrahiler.
çokluğu, tekli hiç fark etmez. İster endoskopik yapsın, ister mikroskopik yapılmış olsun, ister transkraniyal açılsın, ister transsferoidal açılsın. Bir hasta transsferoidal cerrahi geçirmişse, en ufak şüpheniz varsa dönüp BT anjiyoda yapın. Radyoterapi uygulanmış hastalar, bunların vasküler yatağı yapısı daha da bozuluyor. Uzun dopa agonist tedavisi almış hastalar. Niye? Çünkü bunlarda tümör nörovasküler yapılara daha yapışıyor. Şimdi endokrinologlar her gördüğü hastaya ne veriyorlar? İster prolaktinom olsun, ister olmasın, endokrin inaktif tümörlere bile dopagonist tedavi veriyorlar. Yapıştırıyor tümörü. Çıkartmamız, sıyırmamız çok daha zor oluyor. İşte öyle vakalarda komplikasyon daha fazla. Kavernöz sinüs tutulumu olan hastalar. Bunlarda çok daha dikkatli olmak lazım. Agresif cerrahiler yaralanma riskini arttırıyor. Bizim komplikasyonlarımız. İki komplikasyonumuz var. Bir tanesi kavernöz internal karotidi arterde anevrizma kanaması. Bu daha önce bizde ameliyat olmuş AST adını sunacağım. İkincisi bunu da sunacağım. Kavernöz internal karotidi arterinin direkt yaralanması. Bu da AST adını ama bu hasta daha önce iki kez ameliyat olmuş, radyoterapi almış, kemoterapi almış. Şimdi bu hastalara geçelim. Bu çok ilginç bir hasta. Daha biz 2006'da başlamışız. Harar harar ameliyat yapıyoruz. Bu 2007'de 41 yaşında bir kadın hasta. 2001 yılında bizde, bakın hiçbir yerde değil, bizde mikroskopik transferoidal cerrahi geçirmiş. Rezidüsü var, hala aktif Cushing. Şimdi bu tümörün pirop görüntüleri. Şöyle bakalım. Burada tümör var mı? Var. Tamam. Burada, evet burada da tümör var. Burada da tümör buraya doğru uzanıyor. Tabii şimdi bu bir şey söylemeyeyim. Bu daha önce geçirdiği cerrahide septumun kalıntıları, kemik tabanın yeniklerini biz burada hemen hemen hiç görmüyoruz. Şimdi bakın, dikkatle bakın. Selle tabanın üzerine örten mukozayı sıyırıyoruz. Bakın şurası bizim üst sınırımız. Optik atık karotid SS'ler. Burayı sıyırdık. Bakın defekti görüyoruz. Eski defektini. Şu kısmını almışız. Şu ana kadar hiçbir şey yok. Şimdi dikkat edin. Sadece kerisini ısırıyorum. Kanıyor. Tekrar gösteriyorum. Ama bakın kanamanın olduğu yer daha optik karotid SS'in altı. Sadece fibriller sörsel koyduk. Şu anda sadece fibriller sörsel var. Biz bunu anevrizmadan biliyoruz. Bunlar durur fibriller sörselle. Karotis kanaması olsa mümkün değil, durduramazsınız. Birazcık o fibriller sörseli çekiyoruz, kanıyor. Ha, o zaman dedim ki ben ya bir dönüp şu anjiyolar şeylerden bakalım BT'sine. Şimdi geri gidelim bakalım. Bakın şunu görüyorsunuz. İşte kanayan bu. Bu. Hastayı hemen anjiyo suitine aldık. Aynı şeyi görüyoruz burada, anevrizmasını. Ondan sonra koyulendi burası. Hasta yaşantısına devam etti. Biz bunu yazdık ondan sonra. Ve pitüteride ilk komplikasyonumuz olarak çıktı. Şimdi ikinci hasta. Bu gerçek karotis yaralanması. 30 yaşında bir erkek. İki kez daha önce atipik AST nedeniyle operasyon edilmiş. 2013 yılında. Peşi sıra radyoterapi almış ki 67 indeksi çok yükseldiği için temodal tedavisi de verilmiş. Tümör yükünü azaltılması amacıyla cerrahi önerildi. Biz de cerrahiye karar verdik. Şimdi ameliyat görüntüsünü göreceğiz. Bunlar pirop görüntüler. Tümör yükü burada. Şurada. Selle tabanının açılışı. Açılmış. İçeriden tümörün büyük kısmını boşaltmışız. Kavernöz sinüs duvarını her aşamada Doppler'le kontrol ediyoruz. Bir kere şüphelendiğim bir yeri kontrol etmedim hayatımda. İşte orada da karotis yaralanması oldu. Bakın şimdi dikkat edin. Burada da hiç öyle aman aman karotisi düşünecek bir şey yok geliyor.
Çünkü buraları boşalttım. Çok yukarıda değilim. Bir sürü vurdum. İşte bu gerçek karıcı kanımız. Pedilerle pek ettik. Hastayı anjiyoya aldık. Şurada işlem öncesi kaçağı görüyorsunuz. Kaçak. Stent konuldu. Onarıldı. Ondan sonra yaşantısına devam etti hasta. Son sunacağım hasta. Bu hastada 50 yaşında bir kadın. Daha önce iki kere growth hormone adenom nedeniyle ameliyat edilmiş. Bize geldi. Aktif akromegalisi var, hipertansiyonu, diyabeti var. Bakın bu, şurası yağ. Şurada rezidüsü var. Ama karatisin görüntüsü bir garip. Bu tuhaflık üzerine ben şüphelenerek, T2'de de böyle tuhaf görülüyor. BT anji istedim. Tabii böyle de deneyimlerimiz var. Aynı yıllar. BT anjiyoda ameliyat öncesi bunu gördük. Ondan sonra bu hasta da koillendi bizim hastanemizde. Koillendikten sonra antikoagülan tedavi gerekiyor biliyorsunuz 3 ay. Bu 3 aylık süreçte hasta posterior fossasına kanadı, ameliyat olamadan eksi oldu. Peki korunma için, vasküler yaralanmadan korunma için neler yapmalıyız? Bir kere preoperatif tam tıbbi öykü alınmalı. Hiç eksiksiz. Üşenmemek lazım. Hastaların her söylediğini ciddiye almak lazım. Komplikasyonlardan korunmanın bir yolu bu. Preoperatif tam radyolojik inceleme. Özellikle T2 ağırlıklı kesitlere çok iyi bakmak lazım. Ve bu 4D deneyim, donanım, Doppler. Dediğim gibi bir kere Doppler'le bakmadım. Orada da karitis yaralandı. Neyse ki onardık. Destek ve işbirliğinden kaçmamak lazım. Özellikle ilk vakada kulak burun boğazın desteği olmasa biz o hastayı o kadar kolay manipüle edemezdik. Çok şükür bir sorunsuz atlattık hepsini. Ama bu hastalar, bu komplikasyonlar mutlak mortaliteyle sonuçlanabilecek komplikasyonlar. Onun için yani ameliyat öncesi tam radyolojik inceleme, şüphelendiğinizde her an radyoloji sütüne gidip görüş alma. Bazen bizim bir saatimiz, yarım saatimiz radyolojide nöroradyolog arkadaşlarla tartışmakla geçiyor. İsteyin, korkmayın, BT anji isteyin, şüphelendiğiniz DSA isteyin. Yeter ki bir komplikasyon olmasın. Hipofiz adenomu anevrizma birlikteliği. Bu konuda da epey yayın var. Ama hangi hastada, hangi grupta biz anevrizma arayalım? Öyle bir şey yok. Sadece kavanoz tutulumu olan hastalarda 6. dekatın üzerinde biraz daha fazla görülüyor. Farklı farklı seriler var. %2 oranında anevrizma birlikteliği söyleyenler var. Sessiz anevrizma %13'e kadar diyenler var. Bizim serimizde bir AST adenomunda bir de prolaknomada iki anevrizma tespit edilmişti. Gelelim nöral tutuluma. Preop okülomotor tutulumu ön planda daha çok gördüğümüz şey bu. Hangi hastalarda görüyoruz biz bunu? Cavernous sinüs tutulumu olan hastalarda. Yani cavernous sinüse tümörün infiltre ettiği tümörlerde daha çok görüyoruz. Cavernous sinüse tümör infiltre etmiş bir şey yok ama bir bakıyorsunuz apopleksi oluyor. Ondan sonra üçü göz kapağı düşmüş. Hasta örneklerini vereceğiz. Ne yapmak lazım? Bunlarda erken cerrahi, pupil korunanlar da ve minör semptomu olanlar daha hızlı düzeliyorlar ortalama 9 günde. Bizim de bu şekilde 4 olgumuz var. Bunların hepsi de 3 günde düzeldiler. Bakın bir hasta, 50 yaşında kadın hasta, başvurusundan 2011'de son 3 gündür total oftalmoplejik bu şekilde geldi. 1996'da yine bizim hastanemizde mikroskobik transferinal cerrahi geçirmiş. Rezidüsü olduğu için 2006'da hastaya radyoterapi verilmiş. Radyasyon indüs bir apopleksi olmuş. İlaç kullanmamış. O apopleksiyle biz acilde gördük hastayı. Ameliyat ettik. Ameliyattan sonra ikinci günde postop görüntüleri hem prolaktin düştü hem göz açıldı.
İlginçtir, bu hastanın ikiz oğlu var. İkisinde de hipofizarinom var. Birini ameliyat ettik, biri non fonksiyonel. Mikroadenom şeklinde onu izliyoruz. Ünilateral optik sinir yaralanması bir hastamızda meydana geldi. Kimdi bu hasta? Başka merkez yine operat edilmiş ve radyoterapi almış glotomadenom. Şimdi bir hasta radyoterapi almışsa o hastanın hem vasküler yatağı hem nöral elemanları daha vulnerable, daha kırılgan hale geliyor. Onun için bu hastalara çok dikkat etmek lazım. İşte bizim başımıza gelen optik sinir yaralanması da böyle. Postop 3. sinir hasarı cerrahiye bağlı bir hastada oldu. Başlangıç vakalarımızda 2006 yılında tam çıkaramadığımız bir hastada tümör yatağından olan kanamada jel form pek ettik. Çıktı 6. saatte göz kapağı düştü. Aldık hastayı hemen apar topar. Çıkarttık jel formları. Yani jel form dedim spongostan. Düzeldi. Ondan beri daha sonra da değineceğim. Sella içerisine tümör yatan hiçbir şekilde jel form koymayınız. Çünkü biliyorsunuz bunlar ne yapıyor? Ağırlığının 40 ile 100 katı kadar su alıp şişiyorlar. Peki nöral komplikasyonlardan korunma için neler yapmalıyız? Pirop nöroftalmolojik muayene. Yani hastanın baseline seviyesini çok iyi bilmek lazım. Optikokoherans tomografi, OCT, retina liflerinin durumunu çok iyi görmek lazım. Özellikle renkli görmesini hastanın muayene etmek lazım. Üşenmeyip muayene etmek lazım. Her hastayı özellikle görme yakınması olan, görme alanı defekti olan her hastayı nöroftalmolojik konsültasyon istemek lazım. Görme alanına iyi bakmak lazım. Yine aynı şekilde paranazal sinüs BT'lerini çok iyi yorumlamak. Defekti var mı? Septumun nereye gidiyor? Hangi septum karotid kabaraklığa, hangi septum optik kabaraklığa gidiyor? Bunlara iyi bakmak lazım. Yine MR'da, T2 ağırlıklı kesitlerde ve cız sekansında kiyazmanın iskemik olup olmadığına bile bakmak lazım. Birazdan göreceğiz, bazı vakalarda biz kiyazmayı hiç görmüyoruz. Gidiyoruz yarım saat arıyoruz nöroftalmologlarla. Ama bazen ameliyat sonrası ancak görüyoruz. Kavernöz sinüs tutulumu olan hastalarda daha dikkatli olmak lazım. Önceki cerrahilerde neler yapılmış? Biz yapmış olabiliriz, başkaları yapmış olabilir. Hep kriz isteyip bakmak lazım. Ve nöroradyolojik olarak bu hastaları iyi taramak lazım. Radyoterapi, kemoterapi almış mı? Bunlar hakikaten cerrahi kırılganlığını çok önemli ölçüde etkileyen faktörler. Gelelim hala tam çözülmemiş sorunlardan bir tanesi ameliyatta boz kaçağı. Bu her tür cerrahi için geçerli. Yani mikroskopik cerrahide de geçerli, endoskopik cerrahide de geçerli. Ama giderek bu konuda da deneyim kazanıyoruz. Biraz sonra farklı yaklaşımlar göreceğiz. Biz bunu bir sınıflandırdık, yayınladık da 2013'te. Sadece intraseller sızıntı var, diyaframda defekt yok, tip 1 dedik. İntraseller diyaframda defekt var, tip 2. Diyaframdaki defektle birlikte yüksek akım varsa tip 3. Epidural sızıntı dediğimiz supraseller sisteminin gevşemesi nedeniyle olan tip 4. Bir de travmatik paraseller, bu cerrahi travma da olabilir, başka kapı travması da olabilir paraseller diye yaklaştık, söyledik bunu. Şimdi boz kaçağı, ameliyatta boz kaçağı literatürde %18 ile %40, %53 arasında değişiyor. Bizde de %25 orasında intraoperatif boz kaçağı. İşte demek, başta demek istediğim şey şu, intraoperatif boz kaçağı aslında bir komplikasyon değil. Ameliyatın doğal seyrinde olan bir şey. Ne yapalım, ne edelim onu hep konuşacağız birazdan. Postop boz kaçağı bir komplikasyon ve reoperasyon. Niye? Çünkü biz demek ki bu hastaları iyi pek edememişiz. Dürüst olmak lazım. İyi pek edememişiz. Pek etmeyi de öğrendik tabii zamanla. Ama hala kaçak olabiliyor. Çünkü bizim orada birazdan göreceksiniz, dikiş de attım, başka şeyler de yaptım ama bazen defekt olabiliyor. Ama ameliyatta kapıyı tam kapatmak lazım. Problem o. %2 oranında bu. Dural flap, böyle bir teknikle geliştik, onu da göstereceğim. %6-18, %6 oranında bunu da yaptık. Evet, şimdi bakalım.
Bu görüntüyü gördüğünüz zaman unutmayınız ki bir yerde kaçak var. Böyle bir kaçakla hasta geldi postop. Hemen diren koy. Hayır. Öyle diren koyarsak o zaman yapacağımız şey o kaçağı arttırmak. Kaçak kapatmadığı sürece diren hiçbir şekilde konulmaz. Sakın ha böyle bir şey yapmayalım. Bunu gördük. Hastanın kaçağı var. Mutlaka tamir edilecek. Hiç tartışması yok. Peki ne yapalım? Standart endoskopik hipofiz cerrahisinde korunmak için. Bir kere diyafram bütünlüğünü koruyalım mı? Yani tümör diyaframı geçmiş, çıkartmayalım da boz gelecek diye böyle mi kalsın? Hayır. Aktif adenomsa onu çıkaracaksınız. Ama non-fonksiyonel tümörlerde bırakabilirsiniz. İkinci seansa bırakın. O düşebilir. Bıraksanız eğer görme problemi yoksa biraz sonra göstereceğim en son hasta. O görme problemi var. Onu çıkartmadan edemezsiniz. Önce defekti tıka. Kapat. Kum saati şeklinde. Yani bir kısmı içeride, diğer kısmı serilen içinde olacak şekilde otojen grafte. Yağla veya yağ olmuyorsa kasla. Bunları yaptıktan sonra altına destek koy. Yani sella tabanına. Pozitif basınç verin, bakın. Kesildiyse bir daha gelmez, emin olun. Yani iş, problem ameliyat sırasında çözülmeli. Büyük açılışlarda 2 santimden fazla genişlik varsa, 2 santimetre kareden, o zaman fasya ile mutlak seller kapak yapmak gerekiyor. Peki genişletilmiş kafa tabanı cerrahisinde mutlak başlangıçta biz uğraşmayalım bu işlerle. Kulak burun boğazları gayet iyi yapıyorlar. Ne gerek var? Biz bir de yarım saatimiz, bir saatimiz orada harcayacağız. Vasküler nazar terapi hazırlıyorlar. Ondan sonra biz içeride devam ediyoruz. Her hasta için demiyorum bunu. İntradural ve epidural mutlaka 2 kat fasya koyacağız. Ama bunları yerleştirirken birazdan göreceğiz. Bükülmeden koymaya çalışacağız. Jel formla destekleyeceğiz. Foley balonuyla da sfenosinüsün içinden ayrı bir destek koyacağız. Peki bunları yaptık. Lomber diren koyalım. Başta koyuyordum ben. Son 2-3 senedir artık koymuyorum. Eminsem hiç koymuyorum. Yok yüksek akımlı şüphe var. Koyulabilir. 5 günden fazla da tutmamak lazım. Bunların üzerine vaskülerize nazal filep getirilmeli. Hadat filepi bildiğiniz gibi septumdan kaldırılan tabanı sfenoid ostiuma bakan bir filep. Bu filep canlı bir filep. Ameliyatın başında sfenoid ostium tabanlı olacak şekilde hazırlanıyor. Kuanaya indiriliyor. Onun üzerindeki arkasındaki strosfenohumeralis de turlanarak, yani şurası iyice turlanarak sıfırlanıyor. Ondan sonra ameliyatın sonunda da bu yaslanıyor. Bakın şimdi bir vaskülerize filepin ameliyat sonunda selle tabanına yaslanışını göreceğiz. Bu yaslanırken sfenoid sinüsün ağzında burada strosfenohumeralisin turlanması çok önemli ki bu filebin pedikülü bükülmesin, filep beslenebilsin. Dönmemeli, ona dikkat etmek gerekir. Filep bükülmemeli, katlanmamalı. Ama siz içeride eğer kapıyı tam kapatmadıysanız, isterseniz 10 tane adet filebi getirin, yine akıyor. Ben akanı da gördüm. Onun için içeriği tam kapatmak lazım. Ha bunu niye yapıyoruz o zaman? Genişletilmiş yaklaşımlarda. Temel iş kapıyı tam kapatmak. Bunu unutmamak lazım. Biz kendimizce bir de kraniotomiden yola çıkarak bir dural filep daha tanımladık. Hangi hastalar için? Non-fonksiyonel adenomlu hastalar için. Ne tarafa? Normal hipofizin olduğu tarafa. Burayı açarken burayı koagüle etmeden dural filep şeklinde kaldırıp bunu, bu da pediküllü, besleniyor sonuçta. Buradaki kemiğin kenarında, neresi burası? Selle tabanını açtınız. Paraseller, karotid kabarıklığın kenarındaki kemik çıkıntı, kemik. Bunun altına bunu sokuyorsunuz, orada kalıyor. Ameliyatın sonunda bunu seriyorsunuz. Bir örnek gösterelim hemen. Pardon.
Evet, bakın. Bir non-fonksiyonel adenom. Bunun biliyoruz ki daha önce prop MR'larından normal hipofizi sol tarafta, burayı koruyacak şekilde, pedikülü burada olacak şekilde kenarlara paralel açıyoruz. Bu kadarcık bir pedikül yetiyor. Bunların hepsinin postop 3. ay kontrolleri de var. Non-fonksiyonel adenomlar için geçerli bu. Bakın kapağı kaldırdık. İçerisini temizliyoruz. Ondan sonra tümörümüzü çıkarıyoruz. Bildik yöntemlerle. Non-fonksiyonel adenomlar, yumuşak kıvamlı tümörler. Virgin, hiç tedavi almamış bir tümörse kolay. Tümör çıktı. Diyafram aşağı düştü. Her iki kavanozunuz kontrolü yapılıyor. Temiz. Selle tabanı temiz. Tabanı bir miktar fibler sörse ve yağla destekledik. Ondan sonra içi temizlenmiş bir dural flapimizi bunun üzerine getirdik. Bunun üstünü de yine spongostan üzeri örgü sörselsanız spongostanla kapatıp ameliyatı sonlandırıyoruz. Bu şekilde. Rekonstrüksiyonda nelere dikkat ediyoruz? Ne yapıyoruz? Kemik hiçbir zaman kullanmadık, kullanmıyoruz. Doku yapıştırıcısı kesinlikle kullanmıyoruz. Sentetik dura, zenci durası, onun bunun durası kullanmıyoruz. Kolajen sponj, spongostan, sella içinde kullanmıyoruz ama tabana mutlaka koyuyoruz. Son 3 senedir tabanı örgü sörgüsel listerili spongostanla kapattıktan sonra onun kenarlarına ufak 1 çarpı 1'lik, 1 çarpı yarım santimlik difosin emdirilmiş ufak spongostan parçaları koyuyoruz. Bunun da üstüne fibler sörgüsel koyuyoruz. Son yaptığımız şey bu, katkı bu. Gelelim son konuya, enfeksiyonlara. Menenjit. En önemli sorun menenjit. Bizim de 22 olgumuzda %1,5 menenjit gelişti. Maalesef bir olgumuzu ki sunacağım. Onu da bir hastamızı kaybettik. 8 olgu postop ilk hastada, ilk haftada. 14 olgu ikinci haftada menenjit geliştirdi. İkinci haftada geliştirince gözden kaçması daha kolay. Demek ki bir sızıntı var. Bunların hepsinde boz kaçağı var. Hep bunlar ilk dönemde olan hastalar, ona çok dikkat etmek gerekiyor. Yani ameliyattaki boz kaçağının kapatılması her anlamda çok önemli. Predispozan faktörler neler? İnvaziv, paninvaziv tümörler, özellikle makroprolapnomalar, bunlara çok dikkat etmek lazım. Üçü bu hasta. Opere makro AST adenomu, transkraniyel yapılmış. Transkraniyel yapıldıysa diyafram zaten defektif. Der non-fonksiyonel tümörler. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Korunma. İndüksiyonda mutlaka SAM ve 3. kuşak sefalosporinine profilaksi vermek gerekir. 12 saat sonra profilaksiyi tekrar ettirin. Patikonla ve rifosinle pasajın yıkanması. Kapatırken dediğim gibi rifosinli emdirilmiş pedilerle yıkıyorum. Spongostan parçaları koyuyorum kapağın üstüne. Bir daha rifosinle de yıkıyorum. Temizlik, temizlik, temizlik. Her aşamada serum fizyolojikle pasajı yıkamak lazım. Nazosifenidal aşama sonunda kemik kırıntılarının da en başta daha durayı açmadan tam temizlenmesi. Niye bu önemli? Bir başka neden. Bakın ilk 6 ayda başımıza gelen bir şeyi de anlatayım. Nazosifenidal aşamada bunu vurgulamam bir sebebi de bu. Bir hasta 15. gün boz kaçağıyla geldi. Ya hiçbir sorunu yoktu bu hastanın. Boz kaçağı da olmamıştı. Ameliyatta da biz şunu gördüm, açtık hastayı, içeriden kemik parçası çıktı. Ta diyaframın oradan. Ya biz bu kemiği nasıl içeriye götürürüz ki? Anladım ki o zaman biz o kemik parçayı tam çıkaramamışız. Kalmış orada. Biz içeriye yağ pek ederken o kemiği de içeriye doğru inoküle etmişiz. Ondan beri hep aklımdadır, her zaman söylerim. Her aşamada kemik parçaları tam temizleyeceğiz. Ve en önemli şey, perop boz kaçağının tam kapatılması. Şimdi dikkatle izleyelim bu hastayı. Bakın, niye ameliyat ettiniz diyebilirsiniz. 59 yaşında bir erkek hasta.
Sol gözü hiç görmüyor. Sağ gözü sadece parmak sayıyor. Devasa bir tümör. Ben bunu prolaktin için dopagonist tedavi vereyim. Tümör yapışsın, bekleyeyim. Gözü gitmiş zaten. Prolaktin 11 bin. Paninvazif bir tümör. Herkesin görüşünü aldık. Ameliyat ettik. 11 bindi, 4 bine düştü. Görmesi daha iyi oldu. Ama boz kaçağı var. 19. gününde boz rinoresi için birinci girişimi yaptık. Yağ koydum. Olmadı. 33. günde ikinci girişimi yaptık. Bakın. Hiç yapmadığım bir şey yaptım. Diyaframa dikiş atıyorum. Dikkat edin. Öyle büyük bir defek ki burası. 2 santime yakın. Karşısı foramen morular. Bu dikiş yarım saat sürdü. Bakmayın böyle burada. Kolay bir iş değil. Oradan dikiş geç. Onun arasına da fasya koyuyorum. İçeriye, 3. ventrikülün içine gidiyor. Yani ben buraya yağ koyayım. Yok, onu da yapamazsınız öyle. Ondan sonra fasciye getiriyorum. Bakın şurada da bir defek var. Burayı da kapattım sonra. Fasciye böyle öyle koyacaksınız ki inleği alt değ gibi olacak. Yani şey gibi duracak. Bir kısmı içeride, bir kısmı dışarıda duracak. Bu pozisyonu vermek zaten 20 dakikayı alıyor. Yani yapmadığımız şey kalmadı. Bunu da yaptık. Sonra bu dikişleri büzüyorsunuz, çekiyorsunuz. Bunları çekmek ayrı bir dert. Şu kadarcık bir açıklıktan, birer santim açıklıktan birini çekip diğeriyle yanaştırıyorsunuz tutucuyla. Düğüm atmak ayrı dert. En az 5 düğüm atıyorsunuz bunların her birine. Aleti eliniz gibi kullanacaksınız burada. Kolay bir iş değil. Bu düğümü kesmek de önemli. Sonra bakın buradaki açıklık var. Bu da tamir ediliyor. Ama bütün bunlara rağmen sonuçta hastayı biz menenjitle kaybettik. 2 ay sonra. Şimdi bir başka yaklaşım. 70 yaşında bir kadın hasta. 2006'da bir başka üniversite hastanesinde ameliyat edilmiş. Rezürekülen tümör. Non fonksiyonu gibi elimizde patoloji raporu yok. Görme keskinliği solda 20'de 50 renkli görmesi yok. Bir temporal hemoropsi var. Panipo. Asıl problem şu. Bakın intrasisternal kısmı. Ameliyat öncesi postop birinci gün. Geçen hafta yaptığımız bir hasta. Frontale doğru dönmüş böyle. 4 santimlik bir tümör. Postop artık kiyazması görülebiliyor bakın. Pirop T2 aralıkları postop. Şimdi bakın videoyu başlatmadan önce anlatayım. Burası intraseller kısmı. Bir kısmı kavanozünse de gidiyordu. Burası temizlendikten sonra intrasisternal supraseller kısmı. Şimdi buraya dikkat edin. Diyafram burada tamamen defektif. Karşıda gördüğümüz stalk. O mor gördüğümüz yapı şu. Bunu 20 dakika yavaş yavaş stalkı ve optik kiyazmayı incitmeden arkasında disek ederek çekiyoruz. Çektik, tamamen çıktı. Tamam, iyi, kiyazma da görüldü. Stalk sağlam. Diyafram burada. İyi de bu diyafram, bakın posterior sirkülasyonu görüyorsunuz. Bazileri arteritemi gördünüz. Bu diyaframı buraya dikmek lazım. Çünkü planımda dikilecek başka bir yer yok. O zaman ne yapayım? Düşündük taşındık, kemiğe bir yer açtım. Oradan 3-0 proleni, 4-0 proleni geçtim. O proleni sonra diyaframdan geçtim. Düğüm atamıyoruz burada.
Ondan sonra buraları hemokliple tutturdum uçlarını. Sonra o kalan kenarı da yağla kapattım. Üstüne de folyoyu koydum. Bitirdik. Evet. Atatürk'ümüzün yüce kurtarıcımızın, kurucumuzun şu sözleriyle bitirmek istiyorum. Hangi istiklal vardır ki ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir. Ama son sözler de önemli. Korunma tedaviden daha önemli. Her aşamada eğitim, her kademede eğitim, kendi eğitimimiz, öğrenimimiz, öğretmemiz, deneyimimizi paylaşmamız. Donanım, yeterli donanımımız olmadan komplike cerrahilere kalkmamak lazım. Danışma, multidisipliner yaklaşımdan korkmamak lazım. Hiçbir zaman zarar gelmez bir başkasına danışmaktan, bir KBBC'den sinüs için yardım istemekten bir sorun olmaz. Danışın. Bilgi, pasta, hasta, para paylaştıkça artar. Bunlardan korkmamak lazım. Ama en büyük komplikasyon nedir derseniz, meslektaşlarımızın katledilişidir. Kamil Furtun benim dönem arkadaşımdır. Pırıl pırıl bir göz cerrahıdır. Bir hiç uğruna, hiçbir şey yokken ortada yanından geçen serseri 8 kere tutukluğu var, katletmiştir. Ekrem Karakaya, pırıl pırıl bir kardiyolog. Daha yeni katledildi. Katledildi bu arkadaşlarımız. Bir tarihçiye bakalım arkadaşlar, meslektaşlarımız. 1974'te 79'da başlıyor. Fikret Ünsal kim biliyor musunuz? Çukurova Tıp Nöroloji Bölüm Başkanı, onun kurucusu. Oradan bugüne 13 meslektaşımız katledildi. Tepedekilerin, üst yöneticilerin taciz ve tehdit dolu söylemleri bitmedikçe bu liste artacaktır. Ama hiçbir şey bizi bu ülkeden göndermeye, bizim çabamızı engellemeye yetmeyecektir. Çünkü bizim önderimiz kendisini Türk hekimlerine emanet etmiştir. Biz bu yolda, bu ülkede, bu sıralarda, bu kliniklerde devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Hocam biz çok teşekkür ederiz. Hem bu güzel sunumumuz için hem de bu sağduyulu yaklaşımınız için çok teşekkür ederiz. Hocam ekran paylaşımını kapatma şansımız var. Kapatıyorum. Teşekkürler. Sorulara geçmeden önce hocam ben bir konuyu merak ettim. Kavernösünüz invazyonu olan hastalarda hiç kraniyal sinir tutulumu gördünüz mü operat ettiğiniz hastalarda? Pirop mu, postop mu? Postop hocam. Postop söyledim. Hastalarımızdan iki tanesinde oldu. İkisi de düzel. Bir tanesi hatta bir hekimin eşidir. IGF-1'i düşmediği için growth hormon adenomuydu. Reoper ettim. Onu growth hormon sunumlarında söylüyorum. Altıncı sinir hasarı oldu. 3 ay içerisinde o düzeldi. İkinci hasta 3. kraniyal sinir hasarı oldu. O da 1 ay içerisinde düzeldi. Tamam. Teşekkür ederiz hocam. Deniz Bey hocamız bu güzel sunum için çok teşekkür ederiz. Çok eğitici oldu demiş. Teşekkür ederim Deniz. Hacettepe Yol arkadaşımdır benim. Sağ olasınlar. Onun da çok ana bilim dalından Diya Yahya Mustafa hocamın muhteşem sunumu için çok teşekkür ederim. Mustafa hocayla yakından çalışma fırsatım olduğu için pek çok nöroşirurji asistanlarına göre çoğu zaman şanslı hissettim. Ayrıca her zaman olağanüstü anatomik bilgisi, titizlikle preop değerlendirmesi, hastalara bir bütün olarak yaklaşması her zaman ufkumuzu açmıştır. Çok teşekkür ediyorum demiş. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Atilla Kazancı hocamız, sayın hocam güzel sunumunuz ve deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler demiş. Bizim hastanemizden Gökhan abi, Gökhan Gürkan, güzel ve bol vakalı sunum için Mustafa hocama teşekkür ederim. Benim sorum vakalarda nöronavigasyon kullanım oranınız nedir? Navigasyon kullanımı varsa hipofiz MR mı
yoksa BT mi tercih ediyorsunuz diye sormuş. Evet, güzel. Toplasanız 10'u geçmez navigasyon kullanımımız. Daha ağırlıklı olarak vurguladığım, üzerinde durduğumuz şey doğal navigasyonlar. Gerçekten paranazal BT çok 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 önemli. Piro, paranazal BT'deki septumun nereye yapıştığı, nereye gittiği, asistan arkadaşlarımızı biliyorlar. Defalarca 3 boyutlu tomografiler üzerinde çalışıyoruz. Ve şu önemli, özellikle koronal kesitler ile ameliyatta gördüğümüz endoskopik bir endoskopik görüş, endoskopik yapının birebir örtüşmesi lazım. Bu örtüşmüyorsa orada bir problem var demektir. Ona dikkat etmek lazım. Ama varsa elinizde BT ile navigasyon daha tercih edilir. Teşekkür ederiz hocam. Denizhan Divanlıoğlu, Ankara Şehir Hastanesi Nöroşirurji'den yazmış. Mustafa hocam güzel sunumunuz için çok teşekkür ederiz demiş. Bizim kliniğimiz sorumlu hemşiresi Serpil Ulutaş. Hocam muhteşem sunum ve bilgi dolu sunum için teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık demiş. Kliniğimizden uzman İsmail Ertan Sevin. Mustafa hocam bu ayrıntılı sunum son bölümdeki anlamlı sözleriniz için teşekkür ediyorum demiş. Ömer Şahin, Ankara Onkoloji Hastanesi'nden, Eğitim Araştırma Hastanesi'nden bu harika sunumu ve doktorlara yapılan şiddet üzerine hassasiyeti için çok teşekkür ederim demiş. Bektaş Hoca, sevgili Mustafa, kutlarım. Çok güzel ve eğitici bir sunum oldu. Başarılarının devamını dilerim demiş. Çok teşekkür ederiz. Hocam başka İlkay Bey söz istiyor galiba. Format gereği söz vermiyoruz hocam. Şeye yazabilir. Onu baştan belirtmiştik. Evet, kendisine evet. Yazdım özelden. Evet. Çete yazabilirsiniz diye. Başka çete yazabilir. Soru var mı başka? Evet. Kamil abi. Yok herhalde. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunum oldu. Bol videolu, bol örnekli, eğitici. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok da güzel katılım oldu bizim için. Her ne kadar Mustafa Hoca tabii Nöroşirurji Camiası'nın yarısı katılsın diye temenni ederken öyle bir şey değil yani. Tabii. O. Tamam. 80 kişiyi gördük bugün. İyi bir şey. Ve Temmuz ayını iyi bitirmiş olduk. Bizim İzmir Online Nöroşirurji olarak, nöroşirurji olarak. Hatta Mayıs, Haziran, Temmuz aylarının rekorunu kırdık. Yani 3 aydır 80 rakamını göremiyorduk. Bugün 80'e ulaştık. Bizim için iyi bir şey. Sayı. Bu Mustafa Hocam bir sistemde bulundu şey konusunda, yayın konusunda. Benim hatam. Ben yok. Mustafa Hocam'ın web sayfasından bak demiştim. O da oradakileri aynen yazmış. Okudu yani aynen. O şekilde bir hata yapmış olduk. Estağfurullah, yok. Ben tekrar sizlere hakikaten bu dönemdeki hiç azalmayan çabanızdan dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir şeyi sürdürebilmek çok zor. Siz neredeyse bu iş için ciddi mesai harcıyorsunuz tahmin ediyorum. Çok. Ben de şeyden dolayı biliyorum işte dediğiniz gibi yani kolay bir şey değil. Yani bu insanlarla birebir iletişime geçin, programlarını oluşturun. Onun için sizin çok çok önemli katkınız var. Bu kişileri bizi saymayalım da dinleyebilmek için en az 1000-2000 dolar para harcayacaksınız, gideceksiniz. Birkaç gününüzü orada geçireceksiniz. Öyle değil mi? Evet. Yani birkaç gün değil yani bir haftanız gider öyle gittiğiniz zaman. Dünyanın parasını vereceksiniz. Ve bizde tabii bir işin güzelliği sınır yok yani. Herkes tabii. Bir soruyu sorabiliyor. Tabii evet. direkt muhatap da alabiliyorsunuz. Onun için yaptığınız çok önemli bir şey. Çok teşekkür ederim. Benim için de bir şereftir. Dediğim gibi biz bilgilerimizi paylaşmaktan sadece gurur duyarız. Onur duyarız. Çok, teşekkür ediyorum. Sağ çok olun. Çok eğitici bir toplantı oldu gerçekten. Sağ olun. Dinleyen herkes de keyif aldığını ben tahmin ediyorum. Çok teşekkürler. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun.